Sıdık Süren'i 10 kelimeyle nasıl anlatabilirsin? Sıdık Süren, futurist, romantik, 2, yenilikçi, 3, fonksiyonel, 4, tasarımcı, 5, hayat felsefesi, hayat felsefe değerleri, o hayata karşı duruşunda felsefeye önem veren ve hayatı moda olan, moda tasarımı olan bir kişilik ve kimlik ve bu uğurda bütün mücadelesi. Bir tane daha bir şey sormak istiyorum. Kaç tane ödülüm var dünya çapında? Dünya çapında 7 ödül sahibi bir tasarımcı. Hemen hızlıca alalım onları. 2003 ve 2004 geleceğin moda tasarımcısı ödülü. Bunu Paris'te almıştım. Premier Vision'daki kumaş fuar içerisinde. Daha sonra en iyi kostüm madalyası aldım. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı'nda Miss Globe yarışmasında Türkiye güzelini giydirmiştim. Ondan sonra TOSYEV yarışmasında 2007'de en iyi Ar-Ge araştırma ve geliştirme moda tasarım ödülü olarak bana verildi. Mimar Sinan Üniversitesi ve Deri Sanayicileri işbirliğiyle yapılan yarışmalarda en iyi ayakkabı dalında 4 alanda ödül aldım, mansiyonlar aldım. Bunlar uluslararası yarışmalardı çünkü tüm dünyaya açık vizyon olan yarışmalardı. İlk aklıma gelen bunlar. Kısa olarak yeni proje nedir? Bugün itibariyle ne kadar projelerin nelerdir? Bugünden itibaren şu an yeni hazırlamış olduğum İletme diye bir koleksiyonum var. Bunun tanıtımları ile ilgili lansman görüşmelerini yapıyorum. PR ile ilgili PR şirketiyle toplantılar yapıyoruz. Hani bunu en iyi şekilde moda fuarlarında nasıl yansıtırız? Bunlarla ilgileniyorum. Ve artı önümüzdeki 2012 yaz koleksiyonu için temasını şimdi açıklayamayacağım. Bir çalışmanın araştırma ve gelişmesi Ar-Ge'sini yapıyorum. Şu günlerde bunlarla ilgiliyim. Artı Zara Men'i hazırlıyorum. Evet. Profesyonel anlamda onlara böyle bir destek veriyorum. İspanya Zara Men'i hazırlıyorum. Evet. Daha öncesinde H&M'e çalışmalar yapmıştım. Gap'e çalışmalar yapmıştım ama şu günlerde hazır giyim olarak Zara Men'i böyle hazır giyim anlamında hazırlıyorum. Yoğunluklar devam ediyor. Sanat adına genç tasarımcılara destek veriyorum. Avantgarde senin için nedir? Avantgarde benim için İstiklal Caddesi'nde. Avantgarde benim için İstiklal Caddesi'nde cadde ve sokak giyimine en yakın bulduğum marka ve konseptini beğendiğim için her zaman destekliyorum ve o nedenle buradayım. Avantgarde bir tasarımcı olma da bununla beraber bütünsellik kazandırıyor görüşlerimle. Ve aynı zamanda bu kurguları oluşturan Yalçın Bey'le de, Yalçın Avcı'yla da çok yakın bir arkadaşlığım ve dostluğum var. Hepsinden öte moda adına baktığınız zaman sokak modasını ve genç kitleye hitap eden bir tarzı görüyorum burada. Yer yer belli modellerde dünya modasında da ikinci vintage mi diyoruz? Hani vintage modasını da görebiliyoruz. Evet. Hani bir önceki modayla günümüz modasını zamansız tasarımlarla spor giyimle bütünleştirebiliyor insanlar. Özellikle genç insanlar. O nedenle sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim Sıdık Bey. İlginize çok teşekkür ederim. Ben umarım bu projelerin gerçekleşir. Zaten gerçekleşiyor. Evet. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Çok teşekkür ederim.